Evet, bir önceki derste İslam dünyasında felsefe hareketlerinin nasıl doğduğu ve geliştiği üzerinde kuş bakışı bir şeyler söylemeye çalıştık. Çevirilerden söz ettik. Şimdi bu çeviri hareketlerinin üzerine İslam dünyasında felsefe yapan, İslam dünyasında felsefe yapan insanlar yetişmeye başladı. Genel anlamıyla baktığınızda İslam dünyasında felsefe hareketlerine ilişkin efendim çeşitli tasnifler, çeşitli sınıflamalar yapılır. En eski sınıflama sanırım Gazali'nin meşhur ettiği sınıflama. Bu sınıflamaya göre İslam dünyasında yetişmiş filozoflar, bunlara felasife de diyorlar biliyorsunuz eski deyişle, üç grup altında toplanabilir. İşte dehriler diyor, dehriyun. İkinci grubu tabiatçılar, Arapçasıyla söylersen tabiyun. Ve üçüncü grupta ilahiyatçılar, yani ilahiyun. Yani metafizikçiler olarak sınıflıyor. Gazali aracılığıyla şöhret bulan bu sınıflamanın onun sunduğu biçimiyle kimi eksiklikler barındığı ileri sürülüyor. Nitekim modern felsefe tarihi araştırmacıları gelenekteki malzemeleri de değerlendirerek İslam dünyasında felsefe adı altında toplanan pek çok alt gruptan söz edilebileceğini söylüyorlar. Buna rağmen ben Gazali'nin tasnifinin aslında belli bir Gazali'nin meşhur ettiği o tasnifin belli bir çerçeveye çizdiğini, dolayısıyla Gazali'nin ortaya koyduğu bu çerçeveden yola çıkarak İslam dünyasındaki felsefe hareketlerinin analiz edilebileceğini zannediyorum. Böyle bir yolu tercih ettim. Şöyle bakalım, bu Gazalici sınıflama içinde bakarsak, ilk sınıflama Dehriyun idi, yani Dehri felsefe tasavvuru. Nedir bu tasavvur ve temsilcileri kimler? Gazali söylemiyle bu grup filozofların en eski grubudur ve onlar evreni yaratan, yöneten, kadiri mutlak bir tanrının olduğunu inkar etmişler ve evrenin öncesiz olduğunu savunmuşlardır. Gazali bunları zındıklıkla ve dinsizlikle suçluyor. Gerçi Gazali kendi görüşüne uymayan herkese zındık diyor. Bu gruba kimin girdiğini söylemiyor ama İslam felsefesi çalışmalarıyla tanıdığımız Mehmet Bayraktar Hoca, Ebu Ali Rica, Talut, Salip İbni Abdülkuddüs, Ebu İsa el-Verrak, Beşşar bin Bürt, İbn Ravendi, İbn Mukaffa gibi kişileri bu grup içerisinde dahil edebileceğimizi söylüyor. Bu isimlerin çoğunun neleri savunduğunu bilmiyoruz. Hakkında en çok tartışma olan kişi ise İbn Ravendi'dir. İbn Ravendi efendim İbn Nedim'in Belhi'nin Mehasin Horasan isimli kitabından aktardığına göre aslen Horasan'ın Meverrus kentine bağlı Rimen köyünde dünyaya geldi. Ancak muhtemelen İsfahan'ın köylerinden Ravent'te doğduğu yolundaki yanlış rivayet yüzünden Ravendi diye ünlendi. Yine İbn Nedim'e göre tam adı Ebu'l-Hüseyin Ahmet bin Yahya bin İshak bin Er-Ravendi'dir. Doğum ve ölüm tarihi hakkında kesin bir bilgiye sahip değiliz. Kaynaklarda ölümüyle ilgili olarak 857 ile 913-914 arasında değişen bir tarihin verildiğine tanık oluyoruz. Yine hayatıyla ilgili dediğim gibi çok fazla bir bilgimiz yok. Bildiğimiz İbn Ravendi'nin başta Mutezili iken sonradan Ebu İsa el-Verrak
arkadaşı bunun, onun etkisiyle Şiiliğe yöneldiği ve nihayet bazı aşırı Şii çevrelerde tutunma imkanı bulan dinsiz inançlara ve evrenin öncesizliğini savunan görüşlere meylettiği aktarılır. İbn-i Ravendi hakkında kitap yazan Mutezili Hayat'a göre onun dinsizliğini ortaya koyan yapıtlarının en önemlisi kitabı Taç'tır. Yani Taç kitabı. Ona göre İbn-i Ravendi bu eserinde cisimlerin yaratılmışlığını inkar etmiş, evrenin öncesiz olduğunu ileri sürmüş, eserden yapıcısına yani evrenden Tanrı'ya delil getirilemeyeceğini, bu yüzden de evrende Tanrı'nın herhangi bir kanıtının bulunmadığını iddia etmiş. Ona göre evren bir bütün olarak öncesizdir ve yaratıcısı da bulunmamaktadır. Bir diğer yapıtı olan Kitab-ı Ta'dil ve Tecvir. Bu da kitapta da evrende tanrısal hikmet ve inayetin bulunmadığını ifade etmiş. Ve tekim en önemli eseri Kitab-ı Zümür diye biliniyor. Peygamberliği ve mucizeyi inkar ettiği bu kitapta. Ayrıca Kur'an'da çelişkilerin yer aldığını ileri sürmüş. Kitab-ı İmam-ı Adli yapıtında ise Muhacir ve Ensar'ı eleştirmiş. Eserleri bize değin ulaşmayan efendim İbn-i Ravendi ile ilgili iddiaları hasımlarının yapıtlarından öğrenmek zorunda kaldığımızı söylemem gerekir. Genel anlamıyla baktığınızda belki dehri denmesinin nedeni evreni öncesiz saymalısı. Ama İslam dünyasında evreni öncesizliğinden söz eden filozoflar da evrenin öncesinden söz ediyorlar. Evrenin öncesizliği konusu ince bir konu. Yani İslam filozoflarının zamanda öncesizlik ve zaman dışı öncesizlik ya da ne diyelim özsel öncesizlikle zamanda öncesizlik kavramını birbirinden ayırmak gerekir. Evrenin özsel öncesizliğini savunuyor ise bir kişi o zaman Tanrı'yı reddediyor olabilir. Yoksa zamanda öncesiz olup Tanrı'yı evrene özde önceli sayabilir. Nitekim İbn-i Ravendi'nin Tanrı'yı reddettiğine ilişkin herhangi bir rivayet yok ama dinle ilgili, eleştirileriyle ilgili epey şey var. Metin var elimizde. Özellikle Kitab-ı Zümrüt'ten parçalar var elimizde. Burada baktığınızda şunu argüman olarak şunu ileri sürüyor. Yani dinler ya da vahiy yoluyla peygamberler ya akla uygun yargılar ortaya koyarlar ya da akıl dışı yargılar ortaya koyarlar. Akla uygun yargılar ortaya koyacaklarsa dine ve vahye gerek yok. Çünkü akıl zaten onları bulur. Eğer akıl dışı yargılar ortaya koyacaksa yine dine ve peygamberliğe gerek yok. Çünkü akıl dışı olanın akılda bir yeri yok. Dolayısıyla bu argümanla dinleri reddettiği söylenir. Her tür dini. Tabi özellikle İslam'ı eleştirmek için de özel bir mesai harcadığını görüyoruz. Özellikle Kur'an'ın nazım yönüyle mucize olduğu iddiasına meydan okuduğu, Kur'an'ın nazım yönüyle mucize olmadığını, hadi olduğunu varsaysak bile bunu Arapların dışındaki diğer kavimleri bağlamadığını, yine Kur'an'da işte ibadetlerle ilgili söylenen usul abdesti gibi, mesela haçta Safa ve Merve arasında koşmak gibi, bunların rasyonel bir tarafının olmadığını, yani şöyle diyor, Safa ve Merve arasında koşmakla işte başka iki yer arasında koşmak arasında Tanrı açısından baktığınızda ne fark olabilir ki diye. Yine tevatür haberin, yani çoğunluğun verdiği haberin yanlış olma olasılığını gündeme getiriyor ve bunun Kur'an tarafından da aslında reddedildiğini göstermeye çalışıyor. Bu önemli bir itiraz çünkü Hazreti Muhammed'in peygamber olduğu, mucize gösterdiği ve Kur'an diye bir kitap ortaya koyduğu tevatür haber yoluyla bilinir. Tevatür haberi reddetmeye çalıştığını görüyoruz. Yine mucizeleri el çabukluğu ve hile ve şarlatanlıkla açıklamaya yöneldiğini görüyoruz. Kalan fragmanlar okuyabilirsiniz. Özellikle bu
Mehmet Dağ Hoca ile birlikte yazdığımız Ortaçağ İslam Kültüründe Felsefe kısmı eserinde Ravendi bölümünü okursanız bütün iddialarını hemen hemen göstermeye çalıştık. Okuyabilirsiniz oradan. Genelde dinlerin bir eleştirisini yaptı. Bu yüzden de dehri oldu söyledi. Dehir aslında Arapçada zaman demek. Zamanın öncesizliğini savunan kişiyi ifade eder. Bir diğer akım, Gazali'nin deyişiyle söylersek, bir diğer önemli akım İslam kültürü içerisinde efendim neşet etmiş. Tabiiyun, tabiatçılar diye biliniyor. Bunlar Gazali'ye bakılırsa doğayı, insanı, hayvan ve bitkilerin işte yapısını inceleyen ve daha çok tabiat ile uğraşan filozoflardır. Bu uğraşları doğada insan ve hayvan bedenindeki olağanüstü düzeni görmelerine neden olmuş. Bu yüzden de bir tanrıya inanmışlar. Ancak peygamberliği ve ahireti inkar etmişler. Gazali bunlara da zındık diyor. Modern çalışmalarda daha çok deist olarak nitelenen bu gruba İslam dünyasında Cabir bin Hayyan ölümü tahminim 815, Ahmet bin Tayyib es-Serasi ölümü tahminim 889 ve Ebu Bek Zekeriya Razi bu da ölümünü tahminen 925. Bunları örnek olarak göstermek mümkün. Cabir bin Hayyan simya ile uğraşan, evreni anlamanın yolunun simyadan geçtiğini ileri süren, bu konunun halka açılmasına karşı olduğu için ezoterik bir dil kullanan bir düşünür. Onun evrenin sırlarının çözülebilmesi için felsefe taşının bulunması gerektiğine inandığı da söylenir. Kindi'nin öğrencisi olduğu söylenen Serasi ise akılcı, şüpheci, serbest bir düşünür olarak anılır ve Abbas halifesi Mu'tezid'in sarayında uzun süre barınmış. Biruni'nin aktardığına göre o da peygamberleri şarlatan olarak görmüş, dinsel konulardaki şüphelerini sadece halifeye açmakla kalmamış, halka yaymak için de kitaplar kaleme almış ama yok elimizde bunlarla ilgili bir şey. Onun bu fikirleri yüzünden halife Mu'tezid tarafından öldürtüldüğü söylenir. Ama İslam dünyasında genelde tabiyyun deyince akla ilk gelen düşünür hemen söylemek gerekir. Ebu Bekir Zekeriya er-Razi'dir. Ebu Bek Zekeriya Razi, tabip, simyacı ve filozof olarak Latin dünyasında, özellikle Batı'da ise daha çok tabip olarak tanındı. Tam adı, demin söyledim aslında, Ebu Bekir Muhammed bin Zekeriya Razi. Doğum tarihini kesin olarak bilmemekle birlikte yaklaşık 865 civarında R'de doğduğunu biliyoruz. Latin dünyasında Razes diye bilinir. Felsefe, matematik, gökbilim ve edebiyat alanlarında eğitim gördü. Gençliğinde simya ile uğraştı. Yaşı biraz ilerleyince ut da çalıyor. Ut çalan da bir adam, ilginçti bir adam. Şöyle düşünmeye başlamış. Yani ya demiş, bu saçlar aklaşıyor, sakallar aklaşıyor. Bu halde ut çalıp şarkı söylemek olmaz deyip felsefeye ve tıbba merak salıyor. Ve ona itibaren tıp alanında özellikle büyük bir maharet gösteriyor. Ve R'de uzun süre tabiplik yapıyor. O yüzden önemli bir eseri var. Latince'ye de çevirmiş kitap, Continens diye. Kitab el-Havi. Tabii öldükten sonra derlenmiş kitap. Dolayısıyla başka Kitab el-Mensuri'si var mesela. Yine Batı'da, Batı'ya ilgili çevirmiş bir tıp eseri. Tabip. Tabii din karşıtı da görüşleri var. Din eleştirisi yapan görüşleri var. Bu görüşler de bize doğrudan ulaşmış değil. Doğrudan ulaşmış değil. Bu kitapları yok edilmiş adamın. Hayatının hep saray çevresinde geçmiş hayatı tabip olduğu için ama hayatının sonlarına doğru gözlerini yitirmiş. Bir rivayete göre gözlerini yitirme nedeni simya ile uğraşması. Simyacı çok merak etmiş ama daha sonra simyadan vazgeçip işte siz söyleyin elementleri sınıflamaya yönelmiş. Çıkan gazlar sonucu gözünü yitirmiş. Bir rivayete göre
hükümdar dinsizlik yapan görüşleri yüzünden kafasına kitapla vurmuş. O yüzden gözünü yitirmiş. Bir başka rivayete göre efendim az ışıklı ortamda çok okuması yüzünden gözünü yitirmiş. Efendim böyle çeşitli rivayetler var gözünü yitirmesiyle ilgili. Öğrencileri, tabii meşhur tabip öğrencileri var. Gözünü iyileştirebileceğini söyleyince bilge bir tavırla, ben bu dünyayı yeterince gördüm. Benim gibi yaşlı bir adamın tekrar dünyayı görmek için acı çekmesine değmez demiş. Ve hayatın sonuna doğru da gözleri de kör olduğu için bakıma muhtaç kalmış. Kız kardeşi Hatice'nin ona genelde baktığı söylenir. Genelde İslam dünyasında dediğim gibi tabip çok da saygı görmüş. Yani bana sorarsanız İslam dünyasının Sina öncesi en büyük tabibi yetiştirdiği, zaten Batı'da da o yüzden büyük etki yapmış, deneysel tıp diye nitelendirebileceğimiz yaklaşımı ön plana çıkartmış bir adamdan söz ediyoruz. Deneysel tıp. Şimdi şöyle diyelim, felsefeyle de ilgilenmiş. Zaten İslam dünyasındaki filozofların epeysi tabip. Demin söylediğim gibi El-Havi tıp eseri. Yine onun dışında Et-Tıp El-Ruhani diye bir eseri var elimizde. Bu ahlakla ilgili bir kitap. Biliyorsunuz antik gelenekten beri, özellikle Platon'dan beri Et-Tıp cesetleri, bedeni inceleyen tıpla ruhu inceleyen tıp birbirinden ayrılmış. Et-Tıp El-Cesedani bedeni inceleyen, Et-Tıp El-Ruhani ise adı üzerinde ruhani tıp diyor, ruhu inceleyen. Bu ahlak kitabı. Bir ahlak kitabı. İslam dünyasında yazılmış önemli ilk ahlak kitaplarından birisi. Yine Es-Siretül Felsefiye diye bir risalesi var. Kendi otobiyografisini, kendi biyografisini anlatıyor. Ve burada Platon ve Sokrates ve Platon'a bağlılığını ileri sürüyor. Ahlak-et Tabip diye bir kitabı var. Bu ahlak tıp ahlakı ile ilgili. Makale fi ma ba'de tabia, yani ne demek? Metafizik üzerine bir makale. Yine makale fi emarat, ikbal ve devle. Bu çok kısa bir pasajı kalmış elimizde. Devlet de siyaset felsefesi ile ilgili. O Es-Siretül Felsefiye de demin dediğim gibi Sokrates Platon'un yolunda olduğunu ilan ediyor. Et-Tıber Ruhani adlı yapıtında da Platon'un daha önce size gösterdiğim işte akıl, öfke ve şehvet yetisi olmak üzere üç parçalı nefs öğretisinden yola çıkan, aklın öfke ve şehvet yetilerini denetlemesini ilke edinen bir ahlak felsefesi geliştiriyor. Bu yapıta bakıldığında münzevi bir yaşam biçimini tercih ettiğini söylemek daha doğru. Onun elimizdeki yapıtlarında yer almayan din karşıtı kimi düşüncelere sahip olduğu da aktarılıyor. Bu düşüncelerini Meharik el-Enbiya, Hiyel el-Mütenebbin, Naksül Edyan gibi yapıtlarda ortaya koyduğu söylenir. Yani Naksül Edyan mesela dinlerin çelişkileri denilebilir. Hiyel el-Mütenebbin, işte peygamberlerin, mütenebbilerin hileleri, hiyel dediği şey. Özellikle çağdaşı Şii düşünür Ebu Hatim el-Razi onun peygamberliği yatsıdığını ileri sürmüş. Genel olarak felsefesine baktığınızda beş öncesiz ilkeyi kabul ettiğini görürsünüz. İşte yaratıcı yani Tanrı, zaman, mekan, nefs ve madde. Beş öncesiz ilke. Bu yüzden bu beş öncesiz ilkesi yüzünden şeyden etkilendiği de söylenir. Sabilikten, Haran Sabili'nden etkilendiği falan da söylenir. Yine Ashab-ı Hayula'dan sayılmış. Hile madde demek. Yani maddeci, materyalist görüşür diye de görmüş. Bunun nedeni herhalde felsefesinde atomcu ögelerin önemli bir yer tutuyor olması olsa gerektir. Dinlere karşı çıkışıyla ilgili de birkaç şey söyleyeyim. Genelde şunu söylemeye çalışır kapaca. Akıl varsa, akıl merkezde olduğunda din ortadan kalkar.
akılla din çelişir demeye çalışır. Tıpkı İbn-i Ravendi'ye gibi. Akılla ilgili önemli bir pasaj aktarır mesela. Et-Tıber Ruhani'de şunu söyler. Akıl yargılayan iken yargılanan haline getirilemez. Biz iyi, kötülü, güzeli, çirkiyi, Tanrı'nın varlığını, işte ne diyelim, tıbbı, işte ne diyelim, gemi yapımını vesaire hep akıl aracılığıyla buluyoruz. Akıl aracılığıyla yapıyoruz. Dolayısıyla aklı mahkum haline getiremeyiz. Akıl hakimdir. Din aklı mahkum haline getirir diyor. İkinci büyük argümanı, peygamberlik kurumu ister ontolojik ister epistemolojik açıdan ele alalım, Tanrı'nın hikmeti ve adaletiyle örtüşmez. Tanrı insanlardan birisini seçip ona vahyetmesi, onu diğer insanlara üstün kılması Tanrı'nın adalet vasfıyla aykırıdır. Çünkü adalet herkese aynı muameleyi gerektirir. Tanrı niye insanlardan birini seçip de onu peygamber kılsın ki, diğerlerine hakim yapsın ki? Tanrı diyor dilerse herkesi ne yapabilir? Dilerse herkese ilham edebilir. Niye Muhammed'i seçip de onu diğerlerine, onu üstün kılacak, Muhammed'i kendisine peygamber yapacak, İbrahim'i kendine dost edinecek? Niye yapsın ki böyle bir şey diyor yani? Tanrı için yaratıkları eşittir. Bir diğeri iddiası şu, dinler diyor barışa da neden olmadılar. Çatışmaya yol açtılar. Siz hiç Aristoteles kitapları, Galen kitapları için savaş eden gördünüz mü diyor. Hayır, göremezsiniz ama İncil için, Tevrat için, Kur'an için savaşan insanlar görürsünüz. Yani bu diyor çatışma, kan, Tanrı'nın hikmeti ve adaletiyle uyuşan bir şey mi? Din diyor iyiliğe neden olmamıştır. Bir diğer iddiası, din diyor, dine inananlar hurafeye düşkündürler, masala düşkünlerdir ve bunlar bilim düşmanıdır, kültür düşmanıdır demeye çalışıyor. Bilim düşmanıdır, felsefe düşmanıdır. Başka, bu diyor dini kitapları okuduğunuzda, kutsal kitapları birbirleriyle çeliştiğini görürsünüz. Muhammed, İsa'yı, Musa'yı, onların kitaplarının bozulduğunu söyler. Yine her peygamber sadece kendisininkinin hakikat olduğunu söyler, diğerlerini hakikat kabul etmez. Yine aynı kutsal kitabı açtığınızda, ister İncil, ister Tevrat, ister Mannin kitabı, isterse diyor Muhammed'in kitabını okuyun, bir sürü çelişkiyle karşılaşırsınız. Bir yerde Tanrı hiçbir şeye benzemezler ama bir başka sayfada Tanrı'nın eli, yüzü, gelmesi, gitmesi, oturması olduğunu söyler. Bir yerde insanın özgür olduğunu, sorumlu olduğunu söyler. Bir başka yerde her şeyin kader tarafından belirlendiğini söyler diyor. Dolayısıyla kutsal kitaplar hem birbiriyle çelişir hem de kendi içinde bir sürü çelişki barındırır. Eğer bunlar Tanrı'dan gelmişlerse diyor, niye çelişiyorlar birbiriyle? Demek ki Tanrı'dan gelmemişlerdir diyor. İyi de niye insanlar inanır? Razi'nin bir cümleyle söylersek sebebi şu. Bunun altında yatan diyor devlet, devletin törensel uygulamaları. Devletler iktidar olmak için dinle haşır neşir olurlar. Büyük törenler düzenlerler, dini törenler ve insanları büyülemeye, etkilemeye ve böylelikle de sulta kurmaya, yani itaat ettirmeye yönelirler. Razi'nin genel fikri şu, iyi irdelenirse şu görülecektir. Dine inananlar, kıt zekalılar, dine inananlar genelde zayıf olan kadınlar ve çocuklardır. Dolayısıyla din aslında bilim ve felsefenin önünde bir düşman olarak karşımıza çıkar. İyi de felsefe literatürde de çelişkiler yok mu? Bir filozofun söylediği, bir filozofun söylediğini tutmuyor. Diyor ki evet diyor, insanlar akılsal yete bakımından eşitler. Ama kimisi az çalışıyor, kimisi çok çalışıyor. Felsefe diyor, Tanrı'ya bağlamadığı için şeyi hakikat yolunda, hakikati arayış içerisinde. Bu yüzden hakikati arayan insan da yanılgı meydana gelebilir ama dinler öyle değil. Dinler
doğrudan ilahi hakikati bulduklarını söylüyorlar. Ama buna rağmen birbiriyle çelişiyorlar. Kendi işlerinde de çelişiyorlar demeye çalışır. İslam dünyasının Gazali'nin deyişiyle üçüncü felsefi hareketi ilahiyyundur. Yani metafizikçiler. Gazali'ye bakılırsa ilahiyatçıların ya da metafizikçilerin ya da ilahiyyunun felsefe tasavvuru ilk iki felsefe tasavvurunun karşısında konumlanır. Sokrates, Platon ve Aristoteles ile onların etkisinde felsefe yapanları Gazali bu gruba dahil eder. Gazali'nin batıniliğin temeline oturttuğu Pisagor ve onun düşüncesinden yola çıkan batıni hareketleri de bu kapsama sokmak mümkündür. Bu durumda eski Yunan'da ortaya çıkıp İslam dünyasında iz düşümü olan, onu İslam dünyası dünya görüşüyle bütünleştirmeye çalışan, Tanrı ve peygamberlik kurumuna olumlu yaklaşan tüm İslam filozoflarını bu grup altında birleştirmek sanırım olanaklıdır. Şu halde İslam dünyasında Meşşai, yani Aristotelesçi demek, İşraki, İslam dünyasında bir felsefe hareketi ve Batıni hareketleri bu ilahiyyun kapsamına sokmak kanımca mümkün. Metafizik felsefe tasavvurunun ilk hareketi Meşşaiyyundur. Meşşai yürüyen demek, Meşşaiyyun yürüyenler. Tam birebir peripatetiklerin çevirisi Arapçaya. Aristoteles yürüyerek ders anlatılmış, o yüzden diyorlar. Bu Aristotelesçiler demek yani. Bu yüzden bunlara İslam Aristotelesçileri deniliyor. Aslında İslam dünyasında felsefe deyince de akla daha çok bu grup geliyor biliyorsunuz. Felsefe çevrelerinin geliştirdiği epistemoloji, ontoloji ve aksiyolojide belirleyici olan da bu gruba mensup olan düşünürler olmuş. Gazali'nin felsefe tasnifinde ilahiyyun olarak adlandırdığı bu gruba herhalde Kindi, Amiri, Farabi, İbn Sina, İbn Bacce, İbn Tufeyl ve İbn Rüşd gibi düşünürler girmektedir. Bunların bir kısmı özellikle Kindi, Amiri, Farabi, İbn Sina, İbn Miskeveh de var burada. Bunları şeye katmak gerekir. Ne diyelim? Doğu İslam dünyası. Mesela İbn Bacce, İbn Tufeyl ve İbn Rüşd ise İspanya, Batı İslam dünyasında yetişmiş İslam Aristotelesçileri. Onların genelde İslam Aristotelesçileri ve İslam Yeni Platoncuları olarak adlandırıldıkları görülüyor. İbn Rüşd'ü istisna edersek bu filozofların Aristotelesçi olarak nitelemek çok doğru olmasa gerek. Yani pür Aristotelesçi diyemeyiz en azından. Bunun temel nedeni onların yanlışlıkla Aristoteles'e mal edilen ama Yeni Platoncu yazarlarca kaleme alındığı anlaşılan Kitab-ı Esluca, Kitab fi Hayrel Mahs, Sırr-ül Esrar gibi sahte Aristotelesçi yapıtlara dayanmalıdır ki daha önce söz ettim bu yapıtlar büyük ölçüde Yeni Platoncu felsefeyi ifade ediyor. Bu nedenle Meşşailerde Platon ve Aristoteles'in düşüncelerinin Yeni Platoncular eliyle mistik bir kılığa sokulmuş biçimiyle karşılaşılır. Bu ekolü ilk İslam filozofu olarak adlandırılan ya da daha doğru bir deyişle kelamdan felsefeye geçişi sağlayan ve mütevekkil zamanına değin sarayda danışmanlık yaptığını gördüğümüz Kindi ile başlatmak gelenek haline gelmiştir. Dolayısıyla en önemli simamız Kindi olmak durumundadır. Ebu Yusuf Yakup bin İshak el-Kindi tam adı. Ünlü cahiliye şairi İmrül Kays'ın da mensubu bulundu. Güney Arabistan'da yaşayan Kindi kabilesine ve soylu da bir aileye mensup. Tamamıyla Arap bir kabileden gelen tek İslam filozofu olduğu için Feylesof el-Arap diye de tanınır. Orta Çağ Avrupa'sında el-Hindus olarak tanınmış. Size demin söylediğim gibi Abbas halifelerinin en parlak dönemlerini oluşturan El-Emin, El-Me'un, El-Mutasım, El-Vasıt, El-Mütevekkil zamanında yaşadı. Bu sıralarda çeviri faaliyetleri tamamlanmaya yüz tutmuştu. Doğum tarihi hakkında tam kesin bilgimiz yok. Ölüm tarihiyle ilgili de kesin bir bilgimiz yok.
Genelde 801'li yıllarda doğmuş olacağı tahmin ediliyor. Eğitimi hakkında da fazla bilgimiz yok. Ama sarayda danışmanlık yaptığını biliyoruz. Sarayda danışmanlık yaptığını biliyoruz. Yine bazı çevirileri, antik Yunanca'dan yapılmış ya da Süryanca'dan yapılmış bazı çevirileri düzelttiğini de biliyoruz. Özellikle ne diyelim, Mütevekkil döneminde, bu bir Sünni düşünür, bahtının döndüğü, kütüphanesinin elinden alındığı ve cezalandırıldığı söylenir. Kimi araştırmacılara göre 866 yılında ölmüş olmalı. Genelde elimizde küçük risaleler halinde eserleri, yani en belki de geniş risalesi Kitap Fiyel Felsefe El Ula, yani ilk felsefe hakkında kitap. En genişi bu belki. Küçük risalelerde yani işte mesela örnek verirsem Risale fil Hudut ve Eşya ve Rusumiye, tanımlarla ilgili bir risale bu. Risale fil Akl, yani akılla ilgili risale. Risale fi Mahiyetun Nefs, nefsin mahiyetiyle ilgili risale. Risale fi Mahiyetun Nefs ve Rüya, nefs ve rüyanın mahiyeti hakkında risale. Risale fil İbane an Sucud el Cirim el Eks el Aksa, uzak göksel cisimlerin efendim Tanrı'ya secde etmeleri ne anlama geliyor, onun hakkında bir risale. Risale fil Fail el Hak el Evvel et Tam vel Fail el Naks ellezî huve bil Mecaz, işte tam ve eksik ya da mecazi fail hakkında bir risale gibi bir diğer önemli eseri. Bu da önemli bir eser. Risale-i Def el-Ahzan, üzüntüleri yenme risalesi. Şimdi bu Kitap fi el-Felsefe el-Ula, yani ilk felsefe kitabında felsefeyi insan sanatlarının en üstünü ve en şereflisi olarak görür. Felsefeye yönelen eleştiriler karşısında, felsefeye karşı eleştiri var İslam dünyasında fıkıh ve kelam çevresinden. Tıpkı Aristoteles gibi felsefeyi reddetmek de felsefe yapmaktır diyerek savunur. Buna rağmen dini felsefeden üstün görür. Onun akli ve felsefi yorumunu savunarak felsefeyi dinin hizmetinde bir etkinlik olarak da konumlandırır. Bu bakımdan onun kelamdan felsefeye geçişi temsil ettiğini söylemek daha doğru. Yine onun Yahya el-Nahvi'nin zamanda yaratılışı savunan, fikirlerini anımsatan, kelamın yoktan yaratma teorisine meylettiğini biliyoruz. O felsefi çevreler içinde İbn-i Rüşd'le birlikte sudurcu teoriye yönelmeyen nadir düşünürler arasındadır. Anlaşıldığı kadarıyla Risale fi Hudud el Eşya ve Rusumiye adlı eseriyle felsefi sözlük oluşturarak bir felsefe dili kurmaya da çalışır. Bu çabasına Arapçaya yapılan çevirilerin dilini düzelterek devam ettiği anlaşılıyor. Aristoteles ve Platon'un eserlerinin basit birer özetini de ortaya koymuş. Risale fi Mahiyetun Nefs, işte Risale fi Mahiyetun Nefs ve Rüya adlı risalelerinde İlk kez nefs ve rüya öğretisini İslam dünyasında gündeme getirmiş. Maddeden ve maddi dünyadan uzaklaştıkça nefsin gerek uyku gerekse uyanıklık halinde hakikatin bilgisine ulaşabileceğini savunmuş. Risale fil Akl isimli eserinde, akıl hakkında risale, yeni Platonculuktan yola çıkarak mistik tecrübeye açılan akıllar teorisini gündeme getirmiş. Buna göre akıl sürekli fiil halinde bulunan etkin akıl, nefste güç ya da yetenek halinde bulunan akıl, nefste güç halinden fiil haline çıkan akıl ve beyani akıl olmak üzere dört türdür. Ona göre kazanılmış akıl, tümellere ilişkin bilgisini sürekli fiil halinde olan etkin akıldan alır. Etkin akıl verici, nefs ise alıcıdır. Çünkü nefsin akletmesi güç halinde, etkin aklınki ise fiil halindedir. Güç halinde bulunan her şey fiil durumunda başka bir şey kanalıyla fiil haline çıkarılmalıdır.
O epistemik olarak insanın dışında tanrısal bir ilki olarak görülen etkin akıl karşısında insanı edilgin kıldığı gibi eylemsel bakımından da Tanrı karşısında insanı mecazi bir özne olarak konumlandırır. Yine şimdi Platon'un dört erdeminin yani hikmet, cesaret, burada Araplar iffet diyecekler itidale ve adaleti. Aristoteles'in dört neden öğretisini yani fail neden, gai ya da eret neden, suri yani ya da formel neden ve maddi neden anlayışını ilk kez ele alır. Ağırlığı da erek nedene verir. Böylelikle evrene yönelik erekselci bir yaklaşımda geliştirmiş olur. Öte yandan insanın bu dünyadaki üzüntü ve kederlerden arınması gerektiğini savunan stoacı bir temele geri götürebileceğimiz Risale-i Def-i Ahzan adlı bir risalede kaleme alır. Konu üzüntüleri yenmektir. Meşe-i Gelene'ye dahil edilen ve Muallim Es-Sani diyarından Türk kökenli bir diğer düşünürümüz Türk kökenli olan Farabi aslında İslam dünyasında yeni Platoncu felsefenin gerçek kurucusu. Farabi ölüm tarihini 951 olarak tahmin ediyoruz. Tam adı Ebu Nas Muhammed bin Muhammed bin Tarham bin Uzluk el-Farabi. Batı'da yani Latin dünyasında el-Farabius ve Avennasar diye tanınmış. Genelde baktığınızda kitaplarına şu İhsaul Ulum yani bilimlerin sayımı, Kitab-el Ahlak, ahlak kitabı, Kitab-el Huruf, metafizik kitabı, harfler kitabı diye de bilinir. Çünkü Aristoteles'in metafiziği harflerden oluşturulur. Talim Es-Sani, bu kayıp bir kitap. Kitab-el Burhan, yani Burhan kitabı, kanıt kitabı. Uyun-el Mesail, meselelerin özü. Risale fi Me'anil Abl, yani ne diyelim aklın anlamlarıyla ilgili risale. Es-Siyase el Medeniye, medeni siyaset. Tahsil-i Saade, mutluluğun kazanılması. El-Medine el-Fadıla, erdemli kent. İşte talikat ekler. Risale fi mahiye nefs, nefsin mahiyeti hakkında risale. Risale fil hikme gibi yapıtları var. Farabi kendinin kurmaya çalıştığı felsefi mirası devraldı ve geliştirdi. O Aristoteles'in mantık kitaplarını şerh etmesi, onu düzeltmeye çalışması ve geliştirmesiyle yine onun metafiziğini özetlemesi, sahte Aristoteles yazını içinde İslam dünyasına intikal eden Plotinusçu sudur ve kozmik akıllar teorisini ilk gündeme getirmesi bakımından da önemlidir. Onun kozmik akıllar teorisinde Harran Sabili'nin de köklü etkisinin olduğu söylenir. O aynı zamanda Kitab-ül Cem, Beyner Rey'ey, El-Hakimeyn, El-Eflatun El-İlahi ve Aristoteles yani ilahi Platon ile Aristoteles'in görüşlerinin uzlaştırılması adlı bir kitap da kalem, Risale de kaleme alır. Platon'la Aristoteles'i uzlaştırmaya çalışır. Bu uzlaştırma girişimi Helenistik döneme değin aslında geriye gidiyor bildiğiniz gibi. Onu önemli kılan bir diğer unsur, kendinde temelleri atılan nefs ve akıllar teorisini geliştirerek bir peygamberlik doktrini oluşturmasıdır. Onun oluşturduğu bu teori ile din ve felsefe ilişkisini kuramsal bir zemine oturtan özgün bir yaklaşım ortaya koydu. Özellikle filozofun bilgisiyle peygamberin bilgisini aynı kaynağa yani etkin akla bağladığı, dinin hayal gücü, felsefeyi ise akılla ilişkilendirdiği ve filozofu peygamberden üstün gördüğü anlaşılıyor. Ona göre bu yönüyle din ve felsefe çelişmez. Ancak din sıradan kitlelerin hakikati, felsefe ise seçkinlerin hakikatidir. Din sıradan kitlelere seslendiği için onların bilişsel seviyelerine ve kültürlerine uygun simgeler kullanır. Oysa felsefe yalın akılsal hakikatleri ortaya koyar. Ona göre dini filozoflar yorumlarsa dinle felsefe çelişmez ama kelamcılar yorumlarsa o zaman sahte bir din ortaya çıkar. Farabi felsefe ve dinle mutluluk arasında da bir ilişki kurar ve bunu siyaset felsefesiyle ilişkilendirir. Bu bakımdan İslam dünyasında mutluluk odaklı, erdem odaklı siyaset felsefecisinin gerçek kurucusudur. Farabi dünyevi hazları esas alan mutluluğu eleştirir ve onu değişmez tanrısal alanda arar ve onu Cebrail ile özdeşleştirdiği etkin akılla birleşmede görür. Şu halde
siyasetin ödevi de yöneticinin eşliğinde halkın mutluluğunu sağlamaktır. Ona göre sultan, reis, imam iyi olursa toplum erdemli, kötü olursa toplum cahil olur. Farabi, bana sorarsanız, siyaset felsefesi, mantık ve siyaset felsefesi çalışmaları açısından gerçekten İslam kültürü açısından önemli bir rolü var. İslam siyaset felsefesinin gerçek kurucusudur denilebilir. Bir diğerimiz efendim İbn-i Miskeveyh var. İbn-i Miskeveyh aslında bir tarihçi daha çok. İbn-i Miskeveyh bir tarihçi daha çok. Efendim ne denilebilir hakkında kabaca söylersek İbn-i Miskeveyh. Tam adı Ebu Ali Muhammed bin Muhammed bin Yakup Miskeveyh. Tabip, tarihçi ve ahlak felsefecisi. Rey'de dünyaya geldiğini tahmin ediyoruz. Doğum tarihi yaklaşık 932, bazıları 937, bazıları 942 tarihlerini veriyor. Yaşamların ayrıntısına ait bir bilgimiz yok açıkçası. Şunu söyleyebilirim İbn-i Miskeveh ile ilgili. İbn-i Miskeveh'in felsefe tarihi açısından önemli ne diyelim yapıtı Tehzibül Ahlak, ahlaki olgunlaştırma, ahlaki olgunlaşmaya da. Bir de Cavidan Red diye bir eseri var. Bu da ne diyeyim çeşitli filozoflardan fragmanlar içeren bir eser. Tarih ve Tecarüb-i Lümen diye bir kitabı var. Belki tarih felsefesi açısından önemli. Tarih felsefesi açısından başlayalım Tecarüb-i Lümen'den. Olayları nedenleriyle birlikte açıklamak gerektiğini, tarihte tesadüfün, rastlantının ve mucizenin olmadığını söylemeye çalışır. Tarihi anlamak için dönemin iktisadı, psikolojisi, toplum yapısını vesaire bilmeniz gerekir der. Ahlak öğretisine baktığınızda bu Tehzibül Ahlak ve Tahrirül Arak tam ismi. Bu kitabı incelediğinizde büyük ölçüde efendim derlemeci bir kitap olduğunu görürsünüz. Zaten kütüphanecilik yapmış. O zamanlar felsefeye ilgi duymuş. Kitap Platon'un nefs kuramından yola çıkarak, üç parçalı nefs kuramından yola çıkarak antik Yunan'ın dörtlü erdem sınıflamasını İslami ne diyelim erdemleri de dikkate alarak geliştirmeye çalışan bir kitap olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer meşayi filozof İbn Sina. Genel olarak yaşantısı şeye baktığınızda felsefi yaşantısı iki döneme olarak ele alınır. İlki Aristotelesçi, ikincisi ise Meşriki Hikmet dönemi diye. Hayatıyla ilgili ilginç olduğu için hayatıyla ilgili de birkaç bir şey söylemek isterim açıkçası. Çok abartmamak koşuluyla hayatıyla ilgili. İbn Sina İslam dünyasının kuşkusuz en büyük filozofu. Tam adı Ebu Ali el-Hüseyin bin Abdullah bin Sina. Batıda Avicenna diye tanındı. İslam dünyasında Eşşeyh, Er-Reis ve Hüccetül Hak gibi lakaplarla bilinir. Yaklaşık 980 yılında Buhara yakınlarında, Afşara'da doğdu. Kendisinden küçük bir kardeşi olduğunu biliyoruz. Annesinin Türk asıllı olduğunu biliyoruz. Belh'ten göç ettiği anlaşılan babası Buhara yakınlarında Harmansey'de bir Samani valisiydi ve anlaşıldığı kadarıyla da İsmaili'ydi. Evlerinde bu yüzden İbn Sina'nın aktardığına göre Hıfvan Safa risaleleri okunuyordu. Yine kendi anlattığına göre 18 yaşına kadar geldiğinde dil bilim konusunda ve dini bilimlerde epi bir rol almıştı, hafız olmuştu. Daha sonra tıbba ilgi duydu. Yaklaşık çok erken bir yaşta da açıkçası sarayda tabip olarak çalışmaya başladı. Aynı zamanda valilik görevinde de bulundu. Hayatının bir döneminde vezirlik de yaptı Samanyi Devleti'nde. Bunun dışında biraz ilgi çekici bir adam. Aristoteles'e merak salmış metafiziğini okumuş anlayamamış. 40 kere okumuş anlayamamış. Efendim bir gün kitapçıya gittiğinde bir kitapçı ona kitap satmaya kalkmış. Kitaba bakmış ki Aristoteles'in metafiziğiyle ilgili bir kitap. Demiş bunda bir yarar yok demiş almam ben. Adam demiş ki ona işte paraya ihtiyacım var 3 dirheme sana veririm diye. Kitabı almış gelmiş bir bakmış Farabi'nin Araz ve Kitab-ül Huruf ya da bir diğer adıyla Araz, El Araz
Mabadet Tabia, yani Metafiziğin Amaçları isimli bir eser. Okuduğumda diyor her şey apaçık anlaşılır hale geldi. Sabahleyin kalkınca gidip efendim şey vermiş, sadaka vermiş anladığı için. Dolayısıyla İbn-i Sina'nın felsefeye, Aristoteles felsefesini anlaması Farabi üzerinden gerçekleşmiş gibi gözüküyor. En azından kendisinin deyişi böyle. Genelde İslam dünyasında önemli bir adam olduğu için yani ne diyelim, tıp alanında bir ara biliyorsunuz bir rasathanede kurmuş, rasathane alanında ve felsefe alanında gerçekten önemli bir isimden söz ediyoruz. Kendisiyle ilgili bir kısmını kendisinin yazdığını, daha sonra öğrencisi Cüzcani'nin tamamladığı bir siret, yani hayat hikayesi de var elimizde açıkçası. Bu hayat hikayesi ilgi çekici. Ne diyebiliriz burada başka? İbn Sina ile ilgili. İbn Sina'nın felsefesinin iki dönemi var. Aristotelesçi ve efendim ne diyelim, Doğu felsefesi, Meşriki Hikmet dediği dönem. O ilk dönemde şifa dediğim felsefe kitabı, kitabın adı Şifa. Necat, yani kurtuluş bir diğer adı. Uyun el-Hikme ve Danışname-i Ali gibi yapıtlarında büyük ölçüde Farabi'nin oluşturduğu felsefi teorilere bağlı kalır. Ancak dil ve sistem bakımından onu geliştirir. Yine baktığınızda genel anlamıyla kozmolojisi, psikolojisi, akıllı ağ kuramı, peygamberlik görüşü gibi konularda Farabi'ye benzer doktrinler geliştirir. Burada belki önemli olduğu için Farabi tarafından başlatılmış varlık ve mahiyet ayrımı tartışmasının İbn Sina tarafından iyice geliştirildiğini felsefi açıdan, en azından ontolojik bağlamda söylemek gerekir. İkinci dönemi El-Hikmet el-Meşrikiye dönemidir. El-İşaret ve Tembihat, Risale fil Işk, işte Haybin Yeksan gibi, Nefs Kasidesi gibi çeşitli şeyler almış. Bu dönemde de sembolik öyküler yazmış. Mistisizme doğru yönelmiş gibi gözüküyor. Mistik bir felsefeye, gnostik bir felsefeye doğru yönelmiş. Meşai gelenek İslam'ın batısında Endülüs'te de devam etti. Burada en önemli temsilcimiz, 1138'de öldüğünü zannettiğimiz İbn-i Bacce. İbn-i Bacce'nin en temel eseri Tedbirül Mütevahhid'dir. Bir siyaset felsefesi eseridir. Açıkçası ne diyelim, Tedbirül Mütevahhid birin yönetimi demek. Yine Endülüs'te yetişmiş önemli filozoflardan bir tanesi İbn-i Tufeyl. İbn-i Tufeyl Haybin Yeksan isimli risalesiyle meşhur, öyküsüyle meşhur Haybin Yeksan. Fazla yazan birisi de değil açıkçası. Haybin Yeksan din-felsefe ilişkisini aslında özde tartışmayı ekleyen, özde tartışmayı sağlayan bir yapıt. Bu Tufeyl'in tahminimiz ölümü 1186. Bir diğer önemli Endülüslü düşünürümüz, belki de en önemlisi, işte hepinizin bildiği İbn-i Rüşd. İbn-i Rüşd efendim İslam dünyasında sanırım birkaç açıdan önemli. Bunlardan birisi Aristoteles yorumculuğu bakımından önemli. İkincisi Gazali Tehafütel Felsefe filozofların tutarsızlığını yazmış. Felsefeyi dinsizlik olarak sunmuştu. İbn-i Rüşd buna Tehafüt et Tehafüt, tutarsızlığın tutarsızlığı adlı bir yanıt veriyor. Sanırım üçüncü önemli şeyi de Aristoteles'ten yola çıkarak bir dini felsefi ihya hareketini başlatmış olmasıdır, ama bir etkisinin olduğunu söylemek mümkün değil. Tam adı Ebu'l-Velid Muhammed bin Rüşd. Kurtuba'da doğdu 1126'da. Yahudiler ona Aben Rüşd dediler. Batı'da Averroes ya da Averroes diye tanındı Latin dünyasında. Biliyorsunuz Batı'da aynı zamanda Averroizm diye bir akım da
ortaya çıktı. Yani dürüstçülük diye. Batılılar onu genelde kommentatör, yani şarih ya da yorumcu, Aristoteles yorumcusu diye tanırlar. Aile ilginç. Dede, baba ve kendisi kadı. Aynı zamanda İbn-i Rüşd bir tabip. İbn-i Rüşd'ün Aristoteles yorumuna yönelmesi de hakikaten ilgi çekici bir şey. İlgi çekici bir şey. Bu Merrakuşi'nin anlattığı bir olay var İbn-i Rüşd'ün ağzından. Orada İbn-i Tüfeil'in onu Ebu Yakup Yusuf'la, Muvahhidi hükümdarı, tanıştırması olayı anlatılır. Bu olay ona, tanışma ona, Aristoteles yorumunun devlet eliyle tevdi edildiğini gösteriyor. Dolayısıyla İbn-i Rüşd'ün Aristoteles yorumculuğu bir siyasi devlet projesiymiş gibi de karşımıza çıkıyor. İslam dünyasının bunun dışında diyebileceğim akımı, işrakilik diye nitelendirebileceğimiz bir felsefe hareketi var. İşrakilik. Bu işrakilik hareketi açıkçası İbn Sina'nın Hikmetül Meşrikiye hayatının ikinci dönemine geriye gider. Bazıları İbn Tufeil'in Halbin Yeksan isimli öyküsünün başında İbn Sina'ya ve Gazali'nin Mişkatül Envar isimli eserine gönderme yapmasıyla birlikte orada da işrak sözcüğünü kullandığı için onu da işraki felsefenin öncüleri arasında yerleştirir. Ama işraki felsefeyi sanırım işraki felsefe kavramsallaştırması İslam dünyasında Suhreverdi Maktul tarafından meşhur edilmiş. Suhreverdi tam adıyla söylersek Ebu'l-Fütuh Yahya bin Habeş bin Emrek Şihabettin Suhreverdi. 1153'te Kuzey İran'daki, günümüz Zincan şehri yakınlarındaki Suhrevert köyünde doğdu. Latin dünyasında tanınmadı. En meşhur şeyi, lakapları El-Hakim, El-Maktul, El-Şehid, El-Halebi, Müeyyed Bil-Melekut gibi isimler. Yine Şeyhül-İşrak gibi isimler var. 1175'te Anadolu'ya geldiğini görüyoruz Suhreverdi'nin. İşte Konya'da ikinci Kılıç Arslan'ın iltifatlarına mazhar oldu. Yine bu Anadolu'da gezerken bu Melik Şah'la, Selahaddin Eyyubi'nin oğlu Melik Zahir'le tanıştı. Arkadaş oldu, sırdaş oldu ama bu başını belaya soktu açıkçası. Onun dinsizlik yaptığı, felsefeyle uğraştığı, büyücülük yaptığı vesaire gibi Melik Zahir'in ahlakını bozduğu ile ilgili şeyler ortaya atıldı. Ve ne diyelim, kısa sürede 36 yaşlarında öldürtüldü. Yani devlet eliyle idam edildi. Dolayısıyla o yüzden Suhreverdi Maktul diye de biliniyor. Önemli eserleri nedir diye sorarsanız herhalde Aristotelesçe ve İbn Sina geleneğine uygun telvihat, mukavvemat ve mutarahat var. Bir de işraki felsefeyi anlattığı Hikmetül İşrak diye nitelendirdiğimiz temel bir eseri var. Bunun dışında Türkçe'ye kazandırılmış olduğunu gördüğümüz Heyakil-i Nur, Nur Heykelleri isimli bir eserinden daha söz etmek mümkün. Erken öldürülmüş olmasına rağmen çok yazmış bir düşünür. Bu Hikmetül İşrak daha çok Fars kültürüyle ve İslam tasavvufuyla Platon'u bir araya getiren bir yaklaşım tarzıdır. Yani şöyle diyebilirsiniz. Meşrailikte Aristoteles'in egemenliği varken daha çok İşrakilikte Platon'un mistisize edilmiş, Platon'un daha fazla rolünün olduğunu söylemek gerekir. Bu işraki felsefe daha çok şiirler arasında yayıldı. Zaten görüldüğü kadarıyla şeyde Fars kültürüne ait Şihabettin Suhreverdi de. Daha sonra Mir Damat ve 17. yüzyıllarda Molla Sadra ile bu işraki felsefe etkisini sürdürdü. Şii dünyada İbn-i Rüşd'den sonra filozof yetişmedi. Sünni dünyada İbn-i Rüşd'den sonra filozof yetişmemiştir ama Şii dünyada işraki felsefe sürmüş. Bunun dışında İslam dünyasında felsefe eleştirisi yapanlar var. Felsefenin içinden çıkıp felsefe eleştirisi yapan, yani meşrahi felsefeyi eleştiren bir düşünür var. Ebu'l-Berekat el-Bağdadi. Kitab-ül Muteberi var.
Bir diğer felsefeci olmamakla birlikte önce makas der felasifeyi, yani filozofların maksatlarını yazıp sonra tehafüt el felasife, yani filozofların tutarsızlığını yazan Gazali var. Gazali felsefeci olmamakla birlikte özellikle otobiyografik eseri El Münküzü Minettalal'de anlattığı kadarıyla bir şüphe krizi de yaşamış birisi. Dolayısıyla şüpheci yöntemi de kullandığını görüyoruz. Sonra bir de felsefe eleştirmeli ve daha sonra hayatının işte ne diyelim bir döneminde kriz geçirdikten sonra 10 yıl inzivaya çekilmiş. Bu inziva hayatından sonra İhya-i Ulumuddin, Kimya-i Saadet gibi tasavvufi içeriği daha yoğun olan eserler kaleme almaya başlamış. Dolayısıyla İslam kültüründe bir de filozofları dinsizlikle suçlayan, bu tabiatçıları zındık ve dinsiz diyor zaten. Dehrileri de zındık ve dinsiz diyor. Ama ilahiyyun, yani ilahiyatçılar dediğim, siz söyleyin adını, metafizikçileri, ki bunlar İslam dünyasının en büyük temsilcisi Farabi ve İbn Sina'na göre, bu Farabi ve İbn Sina'nın düşüncelerini 20 maddede özetliyor. 17 maddede bidat, yani bir yenilik, İslam'da olmayan bir yenilik, kötü bir yenilik tabii, yani ortaya koyduklarını. 3 maddede de dinsizlik gerektirdiğini felsefelerine söylüyor ki bu evreni öncesi saydıkları için dinsizdirler diyor. İkincisi, Tanrı tekil varlıkları tümer olarak bilir dedikleri için dinsizdir. Tanrı'yı hakkıyla takdir edememişlerdir diyor. Üçüncü söylediği şey de maddi diriliş ya da cismani haşrı inkar ettikleri için de dinsizdirler diyor. Biliyorsunuz İbn-i Rüşd, Gazali'nin Tehafüt el Felasifesi, yani filozofların tutarsızlığı isimli esere, daha sonra Tehafüt et Tehafüt isimli eserle yanıt verdi. Ve Gazali'yi felsefe bilmemek, felsefeyi saptırmak, filozofları ne diyelim, filozofların düşüncesini takdir edememekle, anlayamamakla, kavrayamamakla suçladı. Teker teker ayrıntılı olarak da yanıt verdi. Bunun dışında İslam dünyasının Gazali Fars asıllı, 1058'de doğdu, 1111'de de vefat etti. Bunun dışında İslam dünyasında filozof mudur, değil midir tartışılması yapılan bir düşünür. İbni Haldun'dur. Sanırım İbni Haldun 13. yüzyıllardayız. İslam dünyası açısından baktığınızda İbni Haldun'un önemi nedir diye bana sorarsanız birkaç cümleyle size özetlemeye çalışırım. İbni Haldun tam adı Ebu Zeyd Veliyüddin Abdurrahman bin Muhammed bin Muhammed bin El Hasan El Hadrami El Mağribi Et Tunusi. 27 Mayıs 1332'de doğdu Tunus'ta. Aslan Yemen'in Hadramut bölgesinden olduğu için Hadrami deniliyor. Tunus'ta doğduğu için de Tunusi deniliyor. Hayatının büyük kısmını Kuzey Afrika'da geçirdiği için de Mağribi adıyla anılıyor. Ama İbni Haldun künyesiyle şöhret buldu. Ve diğer İslam filozoflarının aksine İbni Haldun'un yaşamı ile ilgili ayrıntılı bilgiye sahibiz. Çünkü yaşamını anlatan Et-Tarif bi İbni Haldun ve Rıhletühü Garben ve Şarken, yani İbni Haldun'un hayatı ve doğuya ve batıya seferleri isimli bir kitap kaleme aldı. Ve genelde İbni Haldun'un efendim şeyine baktığınız, eserlerine baktığınızda tarihçi olduğunu görüyorsunuz. Tarihçi olduğunu görüyorsunuz. 14. yüzyılın içerisinde kadar İslam kültürü içerisinde işte belki son yetişen adam Sünni dünyada. Eliber isimli bir tarih kitabı yazmış. Tarih kitabından çok tarih kitabına giriş yazmış ve giriş mukaddime diye biliniyor. Daha sonra mukaddime ayrı ayrı basılmaya başlamış. Mukaddime açıkçası bir tarih felsefesi ortaya koymaya çalışıyor. Tabii tarih felsefesi yapmak için toplumu anlamak. Toplumu anlamak da sosyoloji işte, yani toplumu anlamak gerektiğini söylüyor. Tarihi anlamak için ilmi ümran, yani uygarlık bilimi diye nitelendirdiğimiz bir bilim ortaya koymaya çalışıyor. Yapmaya çalıştığı şey kabaca şu: İslam kültürü içerisinde rivayet odaklı tarih anlayışlarını yapı söküme uğratıp felsefi bir tarih yaklaşımı
ortaya koymak. Bunun dışında yine gördüğümüz kelamla ilgili ve tasavvufla ilgili bazı eserler de kaleme almış. Ama şöyle diyelim, tarihe yaklaşım tarzı, nakilci tarihi eleştirip akılcı tarih, rivayetleri tenkit eden, eleştiri süzgecinden geçiren bir tarih felsefesi kurduğu için genel anlamıyla önemsenmiş. İslam dünyasında Orta Çağ'da genel olarak baktığımda gördüğüm düşünce hareketleri ve önemli düşünürler bunlar. Gelecek ders size İslam dünyasında yetişmiş Yahudi kökenli filozoflarla, ki onlar aracı Batı'ya geçişi sağlayacaklar, skolastik dönemin önemli düşünürlerini yine kaba taslak göstereceğim ve sonra sistematik olarak Orta Çağ felsefesinde tartışılan tanrı sorunu, tanrı evren ilişkisi sorunu, insan sorunu, işte epistemoloji sorunu, ahlak sorunu gibi her biriyle ilgili bu düşünürlere atıf yaparak tartışmamı sürdürmeye çalışacağım. Evet, kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere.